Yön bulmada kullanılan yöntemler. 4 tane ana, 4 tane ara olmak üzere 8 adet yön bulunmaktadır. Ana yönler kuzey, güney, doğu ve batıdır. Ara yönler ise kuzey-batı, kuzey-doğu, güney-batı ve güney-doğudur. Bu videomuzda yön bulma yöntemlerine kısaca bir göz atacağız. Pusula ile yön bulma. En güvenilir yön bulma aracı pusuladır. Pusula gemilerde, uçaklarda, bazen de karayolculuğunda yön bulmaya yarayan bir araçtır. Bir eksen çevresine dönecek şekilde yerleştirilmiş küçük bir mıknatıs çubuğundan ibarettir. Dünyanın manyetik etkisi altında kalan çubuk daima kuzey-güney doğrultusunu alır. Çok eski çağlardan beri bilinirdi. Müslümanlar tarafından Çinlilerden öğrenilerek 14. yüzyılda Avrupalılara tanıtılmıştır. Pusulanın ibresinin koyu renkli ucu daima kuzeyi gösterir. Güneş ile yön bulma. Yön bulma yöntemlerinden biri de güneşi kullanarak yön bulmaktır. Güneşin doğduğu yön doğudur. Güneşin battığı yön ise batıdır. Güneş doğarken yüzümüzü güneşe dönersek önümüz doğuyu, arkamız batıyı, sağımız güneyi, solumuz kuzeyi gösterir. Güneş aynı zamanda çubuk ile yön bulma yönteminde de kullanılır. Güneşli bir yerde yere bir çubuk dikilir ve çubuğun gölgesi ölçülür. Bulunan en kısa gölge uzunluğu kuzey yönünü gösterir. Çubuk ile yön bulma. Güneşli bir havada yere 1 metre uzunluğunda çubuk dikeriz. Çubuğun en kısa gölge boyuna sahip olduğu vakit çubuğun gölgesi daima kuzeyi gösterir. En kısa gölge boyunu yakalamak için güneşin en yüksek noktada olduğu tam öğle vaktini beklemek gerekir. Kuzey yönü tespit edildiği zaman diğer yönlerde rahatlıkla tespit edilir. Yosunlardan yararlanarak yön bulma. Ülkemizdeki ağaçların ve taşların kuzey tarafı nemli olur. Ağaçların ve taşların yosunlu tarafı kuzey yönünü gösterir. Güneşin güney yönünde bulunması nedeniyle ağaçların ve taşların kuzey tarafları daha nemli olur. Bunun sebebi nemin yosunların büyümesine yardım eden şartları sağlamasıdır. Yani bu yön kuzeyi gösterir. Ağaç gövdelerinin güneş gören kısımları çalı ya da otlarla kaplıdır. Ağaç etrafındaki bu bitkilerin yoğun olduğu kısımlar güneyi gösterir. Karınca yuvaları ile yön bulma. Karınca yuvalarının ağzı hep güney yönüne bakar. Karıncalar yuvalarının çıkışındaki toprakları da hep kuzey yönüne yığarlar. Bu yön kesin olarak bilinince diğer taraflar kolaylıkla bulunabilir. Güney yönünü biliyorsak, yüzümüzü güneye döndüğümüzde sol kolumuz doğuyu, sağ kolumuz batıyı, arkamızda kuzeyi gösterir. GPS, navigasyon ile yön bulma. Günümüzde araçlarda ve cep telefonlarında kullanılan navigasyon cihazı sayesinde insanlar yönlerini rahatlıkla bulabiliyorlar. Navigasyonun kelime anlamı yol bulmadır. Navigasyonun yer belirleyebilmesi için en az 3 uyduyla bağlantı kurması gerekir. Kutup yıldızına göre yön bulma. Yıldızların rahat göründüğü bir gecede 7 yıldızdan oluşan büyük ayı takım yıldızını buluruz. Büyük ayı takım yıldızı kabaca cezveye benzer. Bu takım yıldızının son 2 yıldızı arasındaki mesafenin yaklaşık 5 katı uzağında parlayan yıldız kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı her zaman kuzey yönünü gösterir. Minare ile yön bulma. Türkiye'deki camilerin minarelerinin şerefeye açılan kapıları güney yönündedir.